Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde yasama, yürütme, yargı yetkilerini göreceğiz. Arkadaşlar bir önceki dersimizde hatırlıyorsunuz ki biz demokrasinin temel durumlarından bahsetmiştik. Şimdi demokrasinin vazgeçilmez 3 tane unsuru bulunuyor arkadaşlar. Bunlar yasama, yürütme ve yargı yetkileri. Devlet arkadaşlar bünyesinde yasa çıkartmayı meclise, yürütme yetkisini iktidara yani Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu, yargı yetkisini bağımsız mahkemelere veriyor ki işlerin daha iyi bir şekilde ilerleyebilmesi için. Arkadaşlar şimdi yönetimin özü, yönetim dediğimizde arkadaşlar insanlar toplum halinde yaşayan sosyal varlıklardır biliyorsunuz. Gruplar halinde ihtiyaçlarını karşılamak için birbirlerine ilişki halinde olmaları gerekir arkadaşlar. Bu nedenle günlük hayatın işleyişini, toplumsal düzeni korumak önemli bir ihtiyaç haline geliyor. Bu ihtiyaçlar belirli kurallara göre işleyen devletin kurulmasıyla oluşturuluyor ancak arkadaşlar. Devletlerin işleyişini düzenlemek için de yazılı ya da yazılı olmayan yani sözlü arkadaşlar yasalar ya da parantez içerisinde kurallar oluşturuluyor arkadaşlar. Şimdi geçmiş dönemlerde devletler her sözü kanun sayılan krallar tarafından, padişahlar tarafından yönetiliyor arkadaşlar. 20. yüzyıla geldiğimizde yani 1900'lü yılların başından itibaren demokrasinin gelişmesiyle yönetim anlayışı değişiyor ve gelişiyor. Buna ön ayak olan dünya üzerindeki olaylardan birisi de arkadaşlar 1789 yılındaki Fransız İhtilali. Buradaki milliyetçilik akımının yaymış olduğu dünyaya özgürlük, eşitlik, adalet gibi kavramların dünya devletleri üzerinde yeni yönetim anlayışını ortaya koyduğunu gösteriyor. Arkadaşlar devletler yönetim şekilleri ve uyguladıkları kanunlar bakımından tabii ki de farklılıklar gözetebiliyor. Ben bir önceki ünitede sizlere devletlerin yönetim şekillerinden bahsetmiştim bir önceki konuda özür dilerim. Bu konuda arkadaşlar farklı yönetim şekillerinde uyguladıkları kanunlar ve yöntemler, kanunlara uymayanların yöntemleri farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Yasama, yürütme ve yargı olarak arkadaşlar devletin yönetim şekli ne olursa olsun 3 ana tema üzerinde, 3 güç üzerinde bulunmak zorunda arkadaşlar. Devlet yönetiminin sağlıklı işleyebilmesi için arkadaşlar devleti oluşturan kurumların üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesiyle ancak devlet ayakta kalabiliyor, devamlılığını sağlayabiliyor arkadaşlar. Peki devletin yönetimindeki devletin 3 temel görevi dediğim gibi yasama, yürütme, yargı yetkileri arkadaşlar. Bu görevlerin her biri farklı kurumlar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Konunun başında görmüştünüz. Burada farklı kurumlarda olması arkadaşlar, tek elde olmaması, kuvvetler ayrılığı ya da parantez içerisinde güçler ayrılığı anlamına geliyor arkadaşlar. Ve burada önemli olan bir unsur, hiçbir kurum diğerinin işine karışmaz ve kendi görevini yerine getirir arkadaşlar. Bu sayede gerçekleştirilir. Bunu kuvvetli ayrılığı olarak bir kez daha sizlere söyleyeyim. Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Yasa çıkartma, kanun koyma yetkisi. Yürütme yetkisi, bu çıkan kanunların ve yasaların yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na aittir. Şimdi arkadaşlar bazılarınızın kafasında şöyle bir soru işareti olabilir. Cumhurbaşkanı mı yasaları koşturuyor, bu kanuna uyacaksın mı diyor? Hayır. Ya da bakanlar mı? Hayır. Örneğin Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin biliyorsunuz ki hava, kara, deniz gibi savunma birimleri bulunur. Buna destekçi olan emniyet birimi teşkilatları, jandarma birliği teşkilatları bulunur. Şimdi emniyet birimi teşkilatlarını ele alır isek örneğin, arkadaşlar bir kanun var. Mesela nedir bu? Adam öldürmenin cezası suça göre 15 yıl hapistir. Sen bu kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkartıyorsun. Bunun yürütme yetkisi işte bu bakanlar kurulunda hiyerarşik sıraya göre emniyet birimine geldiğinde
aşağıya kadar indiğimizde emniyet birimine geldiğinde uygulayıcı olarak yürütmeyi, kanundaki suçu işleyen kişiyi yakalıyor. Peki bunu işte dediğim gibi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu belirliyor yani bu yürütme yetkisinde. Peki o polis bu suçu işleyen vatandaşı yakaladı. En son basamağa geliyoruz. Yargı basamağına arkadaşlar. Bağımsız mahkemeler burada arkadaşlar bulunuyor. Bağımsız denilmesinin sebebi hiçbir şekilde baskı ve cebir altında bulunmamak arkadaşlar. Yani devletin hiçbir erkanı tarafından ne cumhurbaşkanı ne bakan ne milletvekili tarafından baskı altına alınmadan kim olursa olsun en üstte en altta buradaki meclisin çıkartmış olduğu yasalar çerçevesinde kanun ve kurallarda bağımsız mahkemelerce eşit bir şekilde yargılanır arkadaşlar. Peki şimdi devam edelim, gelelim tek tek bunları biraz daha özel bir şekilde açmaya. Arkadaşlar yasama yani parantez içerisinde kanun yapmak bir devlette düzeni sağlamaya yönelik kurallara yasa ya da kanun diyoruz arkadaşlar. Kanun yapma aslında yasama. Yasa yapmakla görevli olan kuruma da yasama organı adı veriliyor arkadaşlar. Şimdi mesela vücudumuzdan da örnek vermek gerekirse nefes almaya yarayan organımız burnumuz mesela işte buradan akciğere ya da işte nefes verdiğimiz ağzımız bir organımızdır. Yani buradan da bir bağdaştırma yapabilirsiniz kelime anlamı olarak. Ülkemizde yasama organı arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Arkadaşlar mecliste 600 milletvekilimiz bulunmaktadır. Bugün 11 milletvekilimiz değişik güçlerden dolayı milletvekilliği görevinden azledilmiş. 589 milletvekili bugün 1 Nisan 04.2020 tarihi itibariyle arkadaşlar mecliste görev yapmaktadır. Burada en yüksek çoğunlukta olan mecliste milletvekili hükümeti oluşturabilme konumuna gelir. Bu da devleti yönetebilme, tek olarak devleti yönetebilme kararına sahip bir partidir arkadaşlar. Diğer mebuslar da farklı düşünce ve fikirleri mecliste sunmakla görevli mebuslar ya da milletvekilleridir arkadaşlar. Şimdi demokratik rejimlerin uygulandığı arkadaşlar devletlerde yasama organı halkın oyu ile seçilen meclislerde bulunan milletvekillerine aittir arkadaşlar. Millet egemenliğini temsil eden en üstün kurum dediğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Biz ona millet adına, TBMM adını veriyoruz arkadaşlar. Peki, gelelim yürütme yetkisine. Yürütme yetkisi de kanunları uygulama demiştik az önce de. Ülkenin yasalara uygun bir şekilde yönetilmesine yürütme deniliyor arkadaşlar. Ülkemizde yürütme görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na veriliyor arkadaşlar. Hükümet Bakanlar Kurulu'nu seçebiliyor yani. Bakanlar Kurulu burada gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'nın etrafında bulunan eğitim, maliye, içişleri, dışişleri, adalet, sağlık, turizm, tarım, çevre gibi ve daha diğer bakanlıklar gibi her konuyla ilgili olarak ayrı bakanlıklar tarafından yürütülüp bu durumda Bakanlar Kurulu üyeleri arasında işbirliğinin, iş bölümünün yapıldığını bizlere gösteriyor arkadaşlar. Yani şimdi Cumhurbaşkanı tek başına eğitimle ilgilenmiyor ya da maliyeyle ilgilenmiyor. Cumhurbaşkanına bu birimler tek tek bilgi veriyor. Yani şöyle düşünün. 7A, 7B, 7C, 7D her birimizin sınıf öğretmenleri bulunuyor. Burada sınıf öğretmenleri 6A, 6B, 6C, 6D gibi 5A, 5C, 5D, 5D gibi arkadaşlar sınıf öğretmenleri hepsi birden bakanlıklar gibi düşünün. Bunlar karar almada, yürütmede müdür yardımcısına, müdüre bağlı arkadaşlar birimler hiyerarşi adı verilen arkadaşlar sistem üzerinde bu durum gerçekleştiriliyor. Ülkemizde de bunu bakanlar yapıyor dedik. Gelelim arkadaşlar yargı yetkisine. Arkadaşlar yargı yetkisi devlet kurumlarının, yöneticilerin ve vatandaşların yasalara uygun hareket etmediğini,
sorgulanmasına yargılama, bu işlevi yapan kurumlara da yargı organları denir. Arkadaşlar şimdi yargı devlet kurumlarında, yöneticilerde, vatandaşlarda yasalara uygun hareket etmediği. Mesela geçtiğimiz günlerde bir polis memuru vatandaşımıza kötü bir kelimede bulunmuş, kötü bir telkinde bulunmuş. Hemen devlet kurumundan, görevinden azlediliyor arkadaşlar. Bunu vatandaşa çevirdiğimizde, mesela hepiniz biliyorsunuz gündelik hayatımızda yaşadığımız bir koronavirüs vakası bulunuyor. Bunun için de karantina durumunda bulunuyoruz. Ve 65 yaş üzerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ve bunun idari bir para cezası bulunuyor biliyorsunuz. Şimdi 65 yaş üzeri vatandaşlar yasalara uygun hareket etmediğinde bunu idari para cezası ile oradaki emniyet mensubu tarafından cezaya çarptırılabiliyor. Peki emniyet mensubu bu cezayı tek başına mı veriyor? Hayır, bu ceza yasama yetkisiyle Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın onaylamasıyla en son arkadaşlar yasa Cumhurbaşkanı'na gider, Cumhurbaşkanı onaylar ve böylelikle resmi gazetede yayınlanıp kanuna yürürlüğe geçer. Cumhurbaşkanı arkadaşlar bu yasayı onaylıyor. Bu yasa çıkıyor. O polis memuru 65 yaş üzeri olan vatandaşı yolda gördüğünde o cezayı o yasaya göre uygulamak zorunda kalıyor arkadaşlar. Peki bu yasaya uymadı. Bu para cezasını da uyumadı, yatırmadı para cezasını. Çünkü şu anda eminim ki kafanızda bu soru bulunuyor mutlaka. Bu cezaya uymadığı takdirde yargılama yetkisine, yargı organına, yani arkadaşlar bağımsız mahkeme karşısına çıkartılıyor. İdari para cezasını ödemediği için gerekli işlem ve mevzuat uygulanıyor arkadaşlar. İşte bu haciz olabilir veyahut da ilerleyen durumlara doğru hapis cezasına çevrilebilir vesaire vesaire. Bu gibi Türk Ceza Kanunu'nda hangi içeriği kapsıyor ise o cezaya çarptırılır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bağımsız mahkemeler tarafından. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir mahkeme örneği var burada. Dediğim gibi yasalara aykırı hareket etmek suç teşkil ediyor. Bu suçu işleyenler hakkında hapis, para, hak mahrumiyeti gibi cezalar uygulanıyor. Bu durum devlet otoritesinin korunmasına ve toplumsal hayatın işleyişinin düzenli olmasına katkıda bulunuyor. Yani biz 65 yaş üzerinin sokağa çıkma yasağının uygulanmasını devlet otoritesini korumak amaçlı ve toplumsal hayatın düzenli işlemesini sağlamak için, huzur ve güven ortamının ve sağlık ortamının yerleşebilmesi için bu kanunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Gündelik olduğu için örnek veriyorum. Ve şimdi burada bazılarınız hapis ve parayı anladı ama hak mahrumiyeti diye bir şey var. Eminim o da bir soru işaretidir. İşte sokağa çıkma hakkı elinden alınıyor, mahrum bırakılıyor. Arkadaşlar bakın bu bir hak. Veyahut da seyahat etme hakkı elinden alınıyor. Bir takım suçla kovuşturma ya da soruşturma içerisinde bulunan kişiler arkadaşlar yurt dışına çıkma yasağına çarptırılıyor. Bu kişiler hava yollarından, karayollarından, demir yollarından veyahut da deniz yollarından ulaşım sağlayacağı takdirde yurt dışına çıkmadan maalesef ki engelleniyor. İşte dediğim gibi yargılama yetkisine sahip bağımsız mahkemeler bu kararı verdiğinde hak mahrumiyeti dahi yaşıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi burada bir diğer söyleyeceğim husus ise arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti anlayışı benimsendiğinden mahkemelerin ve yargıçların bağımsız olmasına önem vermektedir arkadaşlar. Bu nedenle hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Eğer ki parantez açıyorum bulunduğu takdirde gerekli yine Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen yasalar çerçevesinde gereken cezaya çarptırılır ve bunun da son olarak söylemek istediğim şey
kanunlar önünde yani herkesin eşittir ilkesi benimsenmektedir bu maddeyle arkadaşlar. Peki, ben Türkiye Amerikan Kültür Koleji Sosyal Bilimler Öğretmeni Çağlar Okuroğlu arkadaşlar. Sizinle bugün yasama, yürütme, yargı organlarından bahsettik arkadaşlar. Hepiniz dinlediğiniz için teşekkürlerimi bir borç biliyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.